Herkese merhabalar. Cities Skylines'a hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar en son hatırlarsanız üniversitenin tam önüne şöyle bir yer hazırlamıştık. Endüstriyi biraz devam ettirdik. İşte buraya bir kavşak yaptık ki buradaki tren istasyonunda yoğunluk olmasın diye. İşte sonra buraya festival alanı ekledik. Tenis kortu ekledik, kulübü ekledik. İşte sonra da buraya otobüs terminali eklemiştik. Hatırlarsanız sonra da bol bol otopark ekledik. Arkadaşlar bence otoparklar durabilir. Hiçbir problem değil. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir şeyle başlamak istiyorum sizin geri dönütlerinize. Tabii önce bir yine bir radyo değiştirelim istiyorum. Mesela bu ne abi? Klasik diyor. Bu da çok klasikmiş. Şöyle yapalım. Resmi Mars radyosu diyor abi. Biraz da bunu deneyelim, problem değil. Sonra da işte sizin geri dönütlerinize nazaran ben de mantıklı buldum. Mesela şurada bakarsanız arkadaşlar 8, 11, 11, 7 tane araç gösteriyor. Yani bu araçlar çok fazla trafiğe sebep olacağını söylemişsiniz. Bence de haklısınız arkadaşlar. Yalnız şöyle bir durum var. Bunların kapasitelerini şu anda göremiyoruz. Yani yükseltiyoruz muyum, düşürtüyor muyum bilmiyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Şehir merkezine giden otobüs arkadaşlar şu en büyükten yapacağım. Umarım kapasitesi daha büyüktür. Bilmiyorum yani bunu şu anda bakabileceğimiz bir yer var mı? Aslında şu modla belki bakabiliriz. Şuraya mesela otobüs yazsak şöyle bus yazsak çıkar herhalde. Burada yazıyor mu? O yazıyormuş aslında buradan bakabiliriz. Herhalde oyunun ana şeyi otobüsü bu arkadaşlar 22'ymiş. Şöyle 30 var, 25 var. İşte biofuel olan var. Bu da bayağı varmış. Bunda 75 kişi gösteriyor. Bu 50'ymiş, bu 70'miş. Bu da 80'miş. Mesela büyük ihtimal arkadaşlar bu ikili olan. Şu da yine ikili olan sanırım. Aynen bunların 4'ü de ikiliymiş. Yani şuraya bakınca fark ettim. Yani ne demek oluyor? Şunlardan bizim bakmamız gerekiyor geri kalanlar için. Veyahut da şöyle iki katlı da yapabiliriz de buraya çok yakışacağını düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle başka var mı? O bir de şu ikisi var. Bu nedir abi? Şu neymiş? Bunun mesela kapasitesi 60. If you don't know what this value is diyor. Ha, bu şey değer neyse, her neyse dokunma diyor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Intercity bus diyor. Umarım bunu görebiliriz. Şöyle bakalım. Şimdi sanayide küçük olması yine yeterli olur bence. Sadece şuna yükselteceğim. Abi yine isimleri de yazmıyor gerçi. Bus 03 yazıyor. Bu neymiş? Articulated bus diyor. Herhalde o ikili anlamında. Yamaç ve üniversite bölgesine de yine büyükten koymak istiyorum. Ama biraz farklı olsun bence. Mesela bunun yerine de bu olsun. Ona da hemen bakalım istiyorum. O da sanırım arkadaşlar şu şuradan ismine bakarak sizlere gösterelim. Şu ikincisi olması lazım. Nerede abi o? Aynen şu olması gerekiyor. Şu direkt şuna bakmamız gerekiyor. Bununki de 70'miş bu 80. Tamam üniversite yamaç bölgesi de bir, bundan olsun bence. Bu arada hala otobüs araçlar 11 tane gösteriyor. Umarım bu zamanla azalır. Sanayiye de bus 03'ü seçmişiz. Biraz düşürmüşüz onu. Sanırım 2'yi seçsek çok daha mantıklı olur. O da nerede abi? Şu. Aynen bunu seçsek çok daha mantıklı olur. Sanayide çok fazla yolcu olmadığı için bunu yapacağım. Tabi belediye ve rehabilitasyona da yine büyük koymak istiyorum ama şuradan yine düzgün bir şey seçelim hemen. Arkadaşlar şöyle yapmaya karar verdim. Buna şu 3. otobüsü koyacağım. Ve bunun kapasitesini mesela bu 30 ya bu da 40 olsun bence. Şöyle bunu değiştireceğim. Umarım izin verir abi değiştirmemize. Yani şu anda değiştirmeme izin verdi. Aslında şunu da yine yükseltebilirdik de neyse abi kalsın. 3'ü koyduk arkadaşlar. 2'yi koyduk. 2 burada, 3 burada. İşte sonra şuradaki 3 ve şuradaki 2'yi kullandık. Şunları. Biri 70, biri 80. Bence bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Bakalım zamanla umarım buradaki trafik azalır. Sonra arkadaşlar hızlandırma yaptığımız sırada hatırlarsanız şurada büyük kente yükselmiştik. Hemen onu da göstermek istiyorum sizlere. Şimdi güneş enerjisi santralimiz açılmış. Çok güzel. Tren istasyonu gösteriyor. Aynen baseball park diyor abi. Bu da ilginçmiş. Bayağı büyük bir şeye benziyor. Stada benziyor. Sonra bus ve metro için bir tane istasyon. Terminal. Oo abi burada
Waste Processing Complex diyor. Burada herhalde geri dönüşüm yapıyorlar. Sanırım aynen. Bu ikisi büyük ihtimal geri dönüşüm binası olabilir. Başka da bir şey yokmuş abi. Başka ne var? Başkente geldiğimiz zaman başkente geldiğimizden Eko Su Arıtma Yük Limanı ve liman açılıyor. Yani zaten biz de bunları istiyorduk hatırlarsanız. Bunları zamanı gelince yaparız. Bence bir sonraki bölüm açılabilir. Tam emin değilim. Şimdi arkadaşlar şöyle bu bölümde ne yapacağız ondan bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar şurayı da satın almak istiyorum ben. Yine alanımız bitti biliyorum ama şuraya inşaaya başlamak istiyorum. Tam şu noktaya geçeceğim arkadaşlar. Bu arada bir de birkaç değişiklik yaptım oyunumda. Şöyle arkadaşlar menüleri büyüttüm. Böyle daha fazla şey sığmasını sağladım ve 3 aşama yaptım. Bence böyle çok daha güzel oldu yani. Hem de sizleri de görmeniz açısından bence çok iyi oldu diye düşünüyorum. Bu arada radyo da güzelmiş abi, sakin. Şimdi arkadaşlar burada bir planlamayla başlamak istiyorum. Hatırlarsanız veyahut da gördüyseniz arkadaşlar şurada bildiğiniz gibi bir sürü bina ekledik arkadaşlar. Bu bölümde bunlara girelim istiyorum. Artık vakti geldi diye düşünüyorum. İşte şurada ticarilerimiz var ama hani bunlara girmeyiz büyük ihtimal. En çok şunları yaparım diye düşünüyorum. Ofiste de yine 4 tane de ofis binamız var. Bunları da kullanacağız, merak etmeyin. Buralarda sanırım başka bir şey olmaması gerekiyor. Aynen, burada başka bir şeyimiz yok abi. Tamam. Şimdi burada güzel bir başlangıç yapmak istiyorum arkadaşlar. O da nedir? Yolları sağlam çekelim. Başlangıçta olabildiğince sağlam çekelim. Uğraşmayalım. Mesela şuradan 3 şeritte yol geliyor değil mi? Buradan 3 şerit geliyor buraya arkadaşlar. Bu 3 şeriti devam ettirmek istiyorum ve orta kısmına da park yapmak istiyorum. Böyle boydan boya gitsin istiyorum. O yüzden şuradan güzel bir yol seçelim. Öncelikle onunla başlayalım. Mesela burada 3 şeritli ne olabilir? Yani direkt şöyle çekebiliriz. Bir bakalım öncelikle. Mesela bu nedir? Düz, dümdüz yolumuz arkadaşlar. Şurada düzgün bir şey bulabilirsem eğer modlarla gelen. Mesela şuna bir bakalım. İşte bu da şöyle diğer tarafı olduğunu farz edin. Abi tamamen aynı sanırım. Şöyle bir bakalım. Yani tamamen aynıymış abi. Başka bir şey bulalım. Arkadaşlar şimdi şöyle baktığım sırada şöyle gördüğünüz gibi 4 tane yol koyduk. Şunların farkı sanırım sadece görsel olarak, mesela şu biraz daha siyahımsı kalmış orta şeritlerinin olduğu yerler. Herhalde bunlarda çok fazla bir şey değişmiyor. Tam emin değilim yani. Neyse abi. Mesela şunda şey var. Buralarda böyle reklam var. Sanırım reklama benziyor. Tam emin değilim. Bir de şu var arkadaşlar. Asimetrik yol. Bu nedir şimdi? İki şerit gidiyor, bir şerit geliyor. Aslında sanki bu olabilir gibi. Tam emin değilim yani. Tam karar veremedim hala. Şöyle bakalım. Aynen şu yol arkadaşlar. Şunları bir kaldıralım. Bir deneyelim. Zaten paramız çok yani. Şöyle bir denemek istiyorum. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuradan şöyle ikisi gelecek. Sonra şöyle devam ettireceğim. Şu noktada biraz farklı gitmek istiyorum. O da nedir? Şöyle yapacağım arkadaşlar. Sonra şu kısımları kaldıracağım. Dedim fazla kaldırdım. Şunu şöyle tekrar koymak istiyorum. Burayı böyle yapmak durumundayız arkadaşlar. Çünkü bir şey planlamak istiyorum. Şimdi şurada tabii bu girişi tekrar 3 şerit yaparız. Sonra şu kısımdan sonra şuraya birleşim yapar. Burayı birleştiririz diye düşünüyorum. Biraz şöyle düşündüm arkadaşlar. Mesela şöyle yapsam. Şuradan şöyle kompleks curve yok sanırım burada. Acaba var mı ya da şu olabilir mi? Yok abi. Burayı peki nasıl yapsak şimdi? Aslında şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şu yolları biraz geri çekelim. Vaktimiz bol diye düşünüyorum. O yüzden böyle yapacağım. Şu yolu şöyle küçük bırakacağım arkadaşlar. Sonra şuradan 5 uzunlukta 5'e 5 şöyle alacağım. Sonra bunu şöyle de bağlamak istiyorum. Tabii nasıl yaparız şu anda tam emin değilim ama başlatalım yine de. Şöyle 5'e 3 yapsak, sonra buradan da 5'e 3 yapsak 5'e 2 olacak tabii. Yani burada bir absürtlük olacak. Burayı nasıl bağlasak acaba? Çözüm buldum arkadaşlar. Şöyle yapacağım. 5 uzunluk buraya, 8 uzunluk böyle bırakacağım. Şimdi bir saniye bir bitirelim. Ondan sonra neden böyle yaptığımı açıklayacağım arkadaşlar. Sonra Move It'e geleceğim. Move It'te şöyle yapacağız arkadaşlar. Burayı şöyle döndüreceğim abi. Sonra da şu nodu şöyle ortalı taşıyıp şurayı da şöyle geçişli yapmaya çalışacağım. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şurayı şöyle yumuşatmak istiyorum. Sanırım şu iyi olur gibi. Şurayı da biraz düzelttiğimiz zaman
Aynen abi, tam istediğim buydu. Bunu elde etmek istiyordum. Şimdi şunu da hemen düzeltelim. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şunu da şöyle yumuşatacağım. Bence tam oldu gibi. Aynısının olmasına gerek yok zaten. Şurada yollar yine düz devam edecek. Ama hani düzgün yapmaya da özen gösterelim şöyle. Aynen abi, şöyle bence iyi oldu sanki. Sonra bunların şimdi yönünü biraz düzeltelim. Şimdi şu noktaya kadar tekrar 3 şerit yapalım. Şurada bir birleşim yapacağım arkadaşlar. O da şöyle olacak. Yani bu yol direkt böyle burada birleşim şeklinde kalacak. Sonra bu yol şöyle devam edebilir. Problem değil. Şimdi bu ikisi buraya gelecek ama tek yön olarak. Onu da şu yapabiliriz ama şurada modlu vardı. Modluyu kullanalım. O da şu arkadaşlar, bunu kullanarak yapacağım. Şimdi şuradan giriş olacak. Böyle 3 şerit, şöyle yönü, buradan da çıkış olacak. Sanırım doğru yaptık. Yani şöyle yönleri bu şekilde olacak. Umarım buralarda şöyle keskin şeyler olmaz. Yani olmamış da zaten. Sonra arkadaşlar bu yol şimdi buralarda ara yollar olarak kalacak. Sonra bu yolu abi 3 şeridi böyle devam ettireceğim. Pardon, 3 şeridi değil, şu yolu, asimetrik yolu devam ettireceğim. Ara yollarda da yine asimetriyi kullanacağız. Şimdi bayağı bir gelelim istiyorum. Tabi gelmeden önce arkadaşlar bir yükseklikle ilgili problemimiz var mı? Ona bir bakalım istiyorum. Yani önemli. Şimdi şehri yaptıktan sonra uğraşmayalım. Aa, bayağı bir düz mekanmış. Hatta sanırım şuraya kadar gidiyor. Aynen şu kısma kadar gidiyor. Gayet iyi yani. Şurası bizim sınırımız olabilir. Şimdi daha fazla uzatmayalım. İnşaaya başlayalım artık. Şimdi şöyle kaç uzunluk verdi abi? 100 uzunluk olabilir. Aynı şekilde şöyle de yapacağım. Şuradan gelecek arkadaşlar. Şurayı da şöyle bağlamak istiyorum. Tabii şimdi asimetrikte arkadaşlar şöyle bir şerit oluyor ya. Onu şöyle dış kısmı yapmak istiyorum. Yani böylece ne olacak? Diğer yollar yaptığımız zaman asimetrikte o tarafa özel bir dönüş ayırmış olacağız diye düşünüyorum. Aslında yine şöyle de yapabiliriz. Şuradan iki giriş gidecek. Buradan iki dönüş böyle gidecek. Yine aslında şerit matematiği yapsak sanki daha mantıklı olur. Aynen arkadaşlar, neyse ona vazgeçtim. Bence şöyle daha mantıklı. Çünkü niye diyeceksiniz? İki şeritte çıkabilsinler. İki şeritte girebilsinler buraya. Bir şeritte de dönüşleri ayırırız diye düşündüm. Şimdi şurayı da tekrar düzeltelim. Şimdi burası tamam. Şimdi bu orta kısmı arkadaşlar partlı falan bir şey yapmak istiyorum. O yüzden burayı böyle yaptım. Sonra şu yolu devam ettirebiliriz. Şimdi şuradan bu yol devam etsin arkadaşlar şöyle. Sonra da burası buraya başlamadan önce arkadaşlar ne denir, binalarına falan tren hattı da çekelim istiyorum. Buraya da bir tane istasyon koyalım. O yüzden şöyle yapacağım. Otobüs değil pardon abi. Şurada o, bu arada bu ne abi? Trolley bus diyor. He, bu şey hat üzerinden giden trenler, şey otobüsler sanırım. Sanırım oydu aynen. Şimdi tramvayımız falan da var. Tramvaylara şimdilik bu bölümde geçmeyelim. Sadece tren istasyonu koymak istiyorum. Onu da şöyle yapacağım arkadaşlar. Burayı biraz şöyle ilk girişlerinde olsun veya orta kısımlarında mı olsa sanki. Aya vazgeçtim şimdi. Orta kısmında olması çok daha mantıklı. Şu noktadan sonra da devam etmeyecek. Şimdi burayı bağlamamızın pek imkanı yok arkadaşlar şu kısımdan. O yüzden şuradan bağlayacağız. Şimdi şu noktadan şöyle bir dönüş alacağım arkadaşlar. Tabii şuradan dümdüz gitsin önce. Şu kısımdan mesela şöyle dümdüz gitsin. Sonra burayı şöyle buna bağlayalım. Tabii dönüş biraz sert mi oldu sanki? Şurayı biraz yumuşatabiliriz bence. Ya da şöyle yapalım. Şuradan direkt düzgün bir şekilde biraz daha gelsin. Sonra şöyle mod ile döndürelim. Bence daha uygun olur. Şöyle yapsam mesela sanki iyi oldu gibi. Şimdi burayı da şeyle düzeltelim hemen. Yani burayı da bence böyle düzelttik yeter diye düşünüyorum. Şöyle yine istersek biraz daha böyle biraz düz gidip sonra şöyle düzeltebiliriz. Abi burada ne kadar uğraşırsam ben böyle uğraşmaya devam edeceğim. O yüzden bırakacağım şimdi. Aslında bir de şu tarafını da bağlamak istiyordum. Şöyle buraya da bir dönüş verelim hemen hızlıca. Onu da şöyle koydum arkadaşlar. Burası tamamdır. Şimdi şuradan devam edelim hemen hızlıca. Şimdi şu noktadan gelecek abi bu tren. Burada şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu köprünün altından geçirebilirsem
öyle yapmak istiyorum. Böyle biraz farklı görüntü almak için yapacağım onu. Şimdi şu noktadan gelebilir buraya kadar. Şu noktada yükselecek arkadaşlar 5 metre. Sonra şuradan kompleks devam ettireceğim. İşte mesela şöyle bir köprünün altına doğru bakalım. Tekrar 5 düşürtebiliriz çünkü suya giriyoruz böyle. Tabii şurada kaybetmeyelim şu görüntüyü. Şuradan döndürsem abi, şöyle gelse bu tren hattı. Sonra şöyle biraz daha devam edebilir. Sonra şu hizadan buraya doğru girsin bence. Bakalım ne kadar sert oldu burası. Bayağı sert olmuş şuradaki geçiş özellikle. Şurayı tekrar çekelim hemen hızlıca. Problem değil. Şuraya tekrar bence bir bağlantı yaparız. Güzel bir bağlantı. Sadece şurada burası biraz problem oluyor. İlk başta şöyle çıkalım. Sonra şöyle gelelim abi. Şöyle de bağlayalım. Sonra da ben Moovit'te tek tek düzelteyim. Arkadaşlar şöyle düzelttim ben. Bence gayet iyi oldu. Şurada biraz düz vermeye çalıştım. Sonra da şuradan objeleri slope yap dedim. Yani böyle eğimli yap dedim. Bence güzel oldu. Sanki şurada biraz şöyle problemli gözüküyor gibi ama bence gayet iyi oldu. Sonra da bu tren hattını şöyle bağlamadan önce abi son olarak yine bir rötuş daha yapmak istiyorum. O da nedir? Şuradan şöyle bir düzgün geçiş olsun. Slope yapalım. Aynen abi, burayı zaten yükseltmek istiyordum başta da sonra şurası bayağı dikkatimi dağıtmıştı. Şimdi burası tamamdır diye düşünüyorum. Sonra şurada ben tekrar rötuş yapmak için geri döneceğim abi. Ondan önce şuraya bir geçelim artık. Şuraya doğru gelecek arkadaşlar. Şuradan şuraya direkt bir bağlantı vermeden önce abi şurada biraz daha çıkartalım bence. Sonra şu kısımdan şuradan şöyle bir dönüş yapalım. 10'a 11 dönüş olsun. Sonra da buradan birleşsin. Bence gayet güzel oldu. Biraz böyle buralara yapacağımız şehre de böyle biraz farklılık verir diye düşünüyorum. O da nedir? Hani tren hattını sonuçta kaldıramayacağız bir süre sonra ev yaptıkça. O yüzden hani burada böyle bir şehrin içinden geçmesini o yüzden istedim abi. Şimdi burası tamamdır diye düşünüyorum. Bu arada aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın onu yazamamıştım. Şu üniversiteyi arkadaşımız şey demiş. Mustafa Kemal Atatürk Üniversitesi olsun demiş. Ama şöyle yapmak durumundayım. Atatürk Üniversitesi böyle yazacağım. Böyle daha uygun oluyor, sığıyor. Kemal Atatürk Üniversitesi diye yazacağım arkadaşlar. Bence ismi tam gözüksün diye böyle yazdım. Gayet iyi oldu. İsim için de teşekkür ederim. Sonra buraya başlayalım artık. Tamamdır. Şimdi şurada bir yolu yine devam ettirelim. Şöyle gidecek arkadaşlar. Şuradan da gidecek yine. Buraya da bir tane şey yaparız yine. Zamanı gelince park yaparız. Şimdilik bu bölümde park yapmak istemiyorum. Şimdi şuralarda yine geçişleri olsun arkadaşlar. Mesela şurada nasıl bir geçiş olacak merak ediyorum. Şurayı bir yapalım. Aynen trenin burada engelleyecek, yolu engelleyecek yani. Tam da istediğim şeydi aslında. Sonra da ara yolları küçük yollardan çekeceğim arkadaşlar. Şimdi şu hizadan bir tane çekelim. İşte sonra şu hizadan bir tane çekelim. Tabii bu yollar noktaları tam eşit olmadı sanırım. O da büyük ihtimal şuradan dolayı. Önemli değil ama şimdi şöyle yapalım, devam edelim. Mesela şurada iki tane böyle yol olsun. Aynısını karşıya da yapalım hemen. Hop, yanlış bağladım abi. Şurayı tekrar çekeceğim. Sonra da şurada karşıda yaptığımızın aynısını yapmak istiyorum. Farklı görüntüler vermeye çalışalım bence. O aynı görüntüyü kıralım diye düşünüyorum. Şimdi şurası da böyle yine aynı olabilir şurayla. Burada biraz farklı yapacağım arkadaşlar. O da nedir? İşte şuraya kadar çekeriz. 8. 8 uzunluk. Şöyle olur abi. Sonra da şu noktadan şöyle birleştiririz diyeceğim. 8 uzunluğa 8 uzunluk ama aşağı kısım birleşmiyor tabii. O da şöyle düzeltebiliriz. Bunu 6 yaparız. Umarım düzgün bir matematik olmuştur. Aynen 4'e 4 oldu. Şu noktada burayı buna tren hattına göre ayarlamış olduk. Aynısını şurada da yapacağım arkadaşlar. Şöyle gelecek. Şu noktada yine 6 yapalım.
Sonra da şu noktayı şöyle birleştirsek 4'e 5 oldu. Neyse problem değil, 4'e 5 olsun. Aslında problem arkadaşlar nedir? O da eşit olmadığı zaman bu oyunda Cities Skylines 1'de biraz absürt kalıyor bu dönüşler. Onu da hani göze çok batırıyorum ben, o yüzden yani benim gözüme çok batıyor, o yüzden öyle düşünüyorum. Sonra da abi şurada biraz daha yine farklı bir görüntü vermek adına şu noktadan bir yol çekeceğim. Tabii şimdi burada buralara ev yapmaları açılıyor. Bunu da şöyle kaldıralım istiyorum. Bakalım şimdi bir tanesini kaldırdım. O bu diğer tarafmış. Şöyle yapsak şu tarafa sadece ev olsun. Yok abi yine yine yaptı ama. Ha, şimdi böyle oldu. İki tarafı da kapatınca oldu. Neyse abi öyle olsun. Çünkü buraya da bir tane yol çekeceğim. Mecbur yani oradaki evi yapabilmek için buralara. Veyahut da şöyle yapalım. Biraz farklı bir görüntü verelim bence. Burayı da şöyle bağlayalım. Sonra bunu... Ya bura içime sinmedi gerçekten. Hani şurayı yine bozuyor. Bu yolu bağlayınca burayı yine bozuyor arkadaşlar. O yüzden şu eleman sanırım... hatta burası... Şurada bağlayacağımız 4 yolun hepsi böyle şey olacak. Şeritsiz olacak. Şöyle olursa... He, bu sefer oluyor. Neyse buraya da kendimiz elimizle bir ev koyarız diye düşünüyorum. Şimdi yollar hazır arkadaşlar. Bu bölümde burayı tamamen yapamayacağım. 2-2-4'tü zaten. O yüzden ilk başta başlamak istiyorum. Şimdi Rico'ya geleceğim arkadaşlar. Şuradan evleri dağıta dağıta koymak istiyorum. Mesela şu evi koymuştuk hatırlarsanız, biraz böyle köşe bir ev. İlk başta bunu koymakta başlayacağım, bu köşeyi. Bence mükemmel gözüküyor. Sonra arkadaşlar yanına şöyle dibine bir tane ev koyacağım. Şimdi bunu anarşi ile koymak istiyorum. Anarşiyi şuradan açalım hemen. Şimdi bu evi arkadaşlar şöyle dibine koyacağım. Burada farklı bir görüntü almak için. Sonra da şu evi şöyle dibine yakınlaştıracağım arkadaşlar. Şöyle köşesinde olacak. Şöyle binayla biraz birleşsin istiyorum. O yüzden yaptım bunu. Şöyle uygun olur diye düşünüyorum. Böyle farklı bir görüntü vermek için. Böyle yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sonra şimdi şurada biraz daha küçük binalarımız var. Mesela bu da yine köşeymiş abi. Bunu da mesela şu köşeye koyalım. Sonra anarşi ile koyduğumuz için düzeltiriz onları. Sonra da şu köşeyi de şöyle koyalım. Sonra da arkadaşlar bunun mesela bu çok büyük olur. Aa, bu da çok büyük olur. Mesela şu olabilir. Bunun tam şöyle dibine koyacağım arkadaşlar. Böyle bir görüntü vermek istiyorum. Sonra da şurada iş yerimiz vardı, ofisimiz vardı pardon. Şöyle mesela bir tane altına böyle koyabiliriz. Veyahut da şurada binalarımız vardı aslında. Şundan mesela bir tane koyalım buraya. Şöyle aslında iki tane koyalım. Buraya bir görüntü vermek istiyorum. Şimdi şunu şöyle ortalayacağım. Girişi gözüksün diye. Sonra da şu binayı şöyle yerleştireceğim. Şunu da düzelteceğim şöyle. Tabii şöyle dibine kadar yakınlaştıracağım. Sonra da şu elemanı şöyle içeriye kadar vereceğim abi. Şuradaki logoları gözükene kadar. Yani şöyle bence güzel bir görüntü. Eleman iki tane yan yana dükkan açmış gibi bir görüntü oldu. Sonra şu tarafa dönelim. Burada şimdi yine bir tane, birkaç tane ev koyalım. Mesela şu abi çok blok şeklinde. Şehrin meydanını da bu kadar doldurmak istemiyorum. Aslında şu olabilir arkadaşlar. Buraya çok farklı bir görüntü verir. O da aslında şu tarafa olacaktı ama şöyle koyarız büyük ihtimal ilerleyen zamanda. Veyahut da şöyle bir yere koyabiliriz. Aslında burası da olabilir. Şöyle bakalım mesela farklı yer neresi olabilir? Aslında şurası olabilir arkadaşlar. Mesela şuradaki yolu kaldıralım. Bu bina hoşuma gitti biraz, bunu koymak istiyorum. Şöyle koyacağım arkadaşlar. Sonra da bunun da yine ayarlamasını şöyle yapalım. Önünde böyle kaldırım görünümü yok, onu ekleriz. Sonra arkasına bir tane havuz ekleyelim istiyorum. O yüzden şu yolu devam ettireceğim arkadaşlar. Şu alanlar açık olsun. Şu arkasına mesela güzel bir şey ekleyelim. O da şu arkadaşlar. Bunu hatırlarsanız diğer yerde kullanmıştık. Ben yine bunu kullanmak istiyorum. Şöyle yapacağım. İki tane ekleyeceğim buraya. Bence bu binanın arkasında güzel gözükecektir. Sonra şuralara da dekorasyonlar yaparız yine. Sonra abi burada birkaç bir tane iş yeri olması gerekiyor. Mesela şu köşeye koymak istiyorum bunu. Yani şöyle tam köşede olabilir. Şöyle de biraz
binanın şu şeyi gözükmesin. Şöyle yapabiliriz. Burada biraz havuzları da düzenleyelim yine. Şunları seçelim arkadaşlar şöyle. Hatta biraz geriye de taşıyabiliriz. Şu havuzda şöyle iç içe geçecek biraz. Şöyle olabilir. Şöyle hizasında kalabilir. Sonra da şunu da biraz şöyle çekersek bence mükemmel bir görüntü olur diye düşünüyorum. Şimdi burası böyle kalabilir. Bunların dekorasyonlarını sonra yaparız arkadaşlar. Sonra tekrar buraya dönelim. Şimdi burada evleri koymaya devam edeceğim. Mesela bunlar ne abi? Yoğun ticariymiş. Bunlar da büyük ticari binalar. Aslında şuna yer yapılabilirdi ama çok büyükmüş abi. O yüzden tekrar normal evlere dönelim. Şurada bir tane apartmanımız var arkadaşlar. Küçük. Şundan koyacağım. Yanına şöyle bir ev var. Bunu koyacağım şöyle küçük. Sonra da diğer köşesine de büyük bir ev koyacağım. Şöyle farklı bir görüntü vermek adına bence güzel gözüküyor abi. Sonra şuraya bir ev sığdırabilir miyiz? Abi orta boyutlu evleri çok yok. Varmış. Şu olabilir. Bunu koyalım. Sonra yanına da şu karşıdaki binanın aynısı bence yine devam etsin. Şöyle bunu da koyalım. Sonra da düzenlemelerini yine yapalım şöyle abi. Bu proje bence çok güzel olacak. Diğer yerlerde yaptığım projeden çok daha büyük olacağını söyleyebilirim. Şöyle camları da biraz gözüksün. Sonra şurayı düzenleyelim. Şu binayı yakınlaştırıp şunu da bunun dibine yakınlaştıracağım. Şu binayı da şöyle biraz düzenlesek yeterli olur. Mesela önünde biraz girişinde yer olsun abi. Şöyle olabilir. Bu hiza buna yeterli olur diye düşünüyorum. Bu binalar zaten kaybolmayacağı için şu anda elektrik suyu sıkıntı yok arkadaşlar. Onu sonra yaparız. Sonra şu bina var arkadaşlar. Bu binayı özellikle koymak istedim. Böyle iki bina iç içe gibi gözüküyor. Onu da şu köşeye koyacağım. Şimdi bu binayı biraz düzelteceğim. Bunun arkadaşlar şu alan tamamen bunun olsun istiyorum. Sonra o büyük görüntüyü kırmak adına şurada orta boylu bir bina bulalım istiyorum. Mesela şunlar olabilir. Bu çok büyük abi. Şu olabilir. Bunu da mesela şöyle bu köşeye koyalım. Sonra bu devam etsin. Mesela şu binayı yine burada devam ettirebiliriz. Şöyle iç içe olsun arkadaşlar. Sonra da tekrar ticariye geleceğim. Şuradan şu binadan mesela bu da yeşili olsun bu sefer. Sonra da şuradan bunu da yine devam ettirelim şöyle. Bu iki binayı iç içe koyarak. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu bence. Güzel bir görüntü oldu. Şu arada olabilir. Problem değil. Tabii bu hep böyle mi gözükecek abi? Şunu bir tık yükseltelim. O görüntüyü kırmış olduk. Güzel. Şimdi burası istediğim gibi olmaya başladı yavaş yavaş. Sonra arkadaşlar şu kısım var. Buraya da böyle elimle bir otopark yapmak istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu bölüm çok bitiremeyeceğim bunu. Bu arada arkadaşlar şöyle Costco ile ilgili bir muhabbet ekledi. Böyle 4 parça. Onu şurada bir yerde bir köşeye yapalım istiyorum. Mesela şu tren hattının arkasına da olabilir. Bunu ilerleyen zamanda yapalım istiyorum. Onu da söylemek istedim. Şimdi arkadaşlar şurada yine devam edelim. Sonra arkadaşlar şu hizadan devam etmek istiyorum. Şimdi burayı özellikle böyle istemiştim. Şu binayı biraz farklı kullanacağım. Burada bu elemanlar buraya yatırım yapmışlar. Bu binayı hep kullanmışlar böyle. 5 tane böyle yan yana var. Renkleri de farklı farklı güzel oldu yani. Ana rengi beyaz olması da hoş gözüküyor diyebilirim. Yani bu hiza böyle olsun. İşte sonra şu köşede mesela güzel bir bina koyalım. Yine bunu mu kullansak acaba? Çok da çeşit eklemediğimi fark ettim arkadaşlar oyuna. Aslında daha fazlasını ekleyebilirdik. Şöyle bir bakalım. Farklı bir bina var mıdır diye. Farklı bina yokmuş arkadaşlar. Ben şunu buraya ekleyeceğim. Sonra düzenlemeyle şöyle buraya taşıyacağım. Bu arada yağmuru kapatmıştım. Yine yağıyor maalesef. Neyse yağsın abi. Sonra şuraya dediğim gibi dekor yapacağız. Şurayı boydan boya dekor yapacağız arkadaşlar. Bu bölümde dediğim gibi büyük ihtimal yetişmeyecek. Sonra arkadaşlar şurada geri kalanını biraz normal evlerle dolduracağım. Onun için başlangıçta şeyi yapalım ama. Suyu çekelim bence. Suyu daha fazla bekletmeyelim. Şöyle insanlara suyu sağlayalım abi. Şu hizadan neden düz vermedi bilmiyorum. Burası düz değilmiş. O zaman önce yolları çekelim şöyle. Yolların altına. Sonra oradaki bağlantıları yaparız abi. Şu hizadan şöyle bağlayacağım. Aynı şekilde burayı da şöyle bağladığımız zaman
tamamdır diye düşünüyorum. Elektriğe gelecek olursak, elektrikte artık problem yaşamayız umarım. Onu yine takip etmek istiyorum abi. Yine problem yaşamayalım. Onu da şuradan çekebiliriz. Hazır burada şeyimiz var. Elektrik hattımız buradan bağlanıyor. Burayı da şöyle bağlamış olacağız. Şimdi şu tren hattı büyük ihtimal artık çalışacaktır. Şimdi arkadaşlar şu küçük noktalara şöyle yapacağım. Şuraya küçük evler gelsin. Tam şu noktaya da küçük bir iş yeri gelsin. İşte bu hizayı böylece tamamlamış olacağız. Şu köşeye de şöyle küçük bir dükkan koyabiliriz, aslında güzel olur. Dediğim gibi şuralara otoparklar koyarız aralarına. Şuraya ve şuraya özel bir şey yapmak istiyorum. Çünkü bu bina çok büyük. O görüntüyü kırmak adına burayı böyle bırakacağım. Aynı şekilde şu elemana da bir etrafına bir şeyler yapmak istiyorum. Otoparklı, yürüyüş yolu bir şey yapacağım. Ama şu arkasına biraz ev koyalım istiyorum. Biraz da oyun yerleştirsin abi. Şöyle bir tane iş yeri olabilir. İşte şu arka kısmına normal küçük evlerden koyalım. Şuraya biraz küçük iş yeri koyalım. Şöyle burayı dolduracağım arkadaşlar. Mesela şu noktada şöyle evler devam edebilir. Aynı şekilde şuraya da şöyle evlere devam ettirebiliriz. Bence bu hiza için yeterli olur. Sonra şuraya gelelim. Buraya şu noktaya bir tane büyük iş yeri koyalım. Buraya da şöyle küçük iki tane iş yeri koyalım. Böylece burayı da tamamlamış olalım. Sonra arkadaşlar son olarak bu bölümde bir de orta kısmı yapalım istiyorum. Anarşiyi kapatalım. Şimdi bu hizada arkadaşlar biraz şey yapacağız. Farklı bir şeyler yapalım istiyorum. Denemeye çalışacağım. Bisiklet yolu da ekleyeceğim arkadaşlar. Ondan önce şöyle bir bisiklet yolu ekleyelim boydan boya. Mesela şu hizada bisiklet yolu olabilir. Buradan bisiklet yolu şöyle gidecek. Buradan da gelecek arkadaşlar. Şöyle iki tane bisiklet yolu ekleyelim. Yaya yollarını da hemen dibine eklemek istiyorum. Yaya yolunu da arkadaşlar şurada farklı bir tane var diye mesela şunu kullanabiliriz. Biraz daha farklılık olsun. Şöyle boydan boya bu yolu çekeceğim arkadaşlar. Aynı şekilde şöyle buradan da çekeceğim. Şimdi bunları böyle bağlamama izin vermeyecek büyük ihtimal. Mesafe çok kısa diyor çünkü. Şöyle yapsam ne kadar mantıklı olur ben de bilmiyorum. Bir denemek istiyorum. İşte burayı nerede çektik? İlk noktada çekmişiz. Aynı şekilde şöyle ilk noktada çekelim. Sonra şu ara noktaları da çekmek istiyorum. Aslında boydan boya da çekebiliriz. Buralar sonuçta çok kullanılacaktır büyük ihtimal. Eşit olmasa da olur. Şöyle çekelim gitsin. 3, 6, 7 tane oldu. Bence yeterli oldu diye düşünüyorum. Sonra da arkadaşlar diğer taraflara bağlantısını yaptım. Bir şeyi merak ettim ama şurada şöyle bağlasak arkadaşlar, anarşi ile bağlamak istiyorum. Bence buralardan da insanlar yürüyebilir yani, hani bence bunu engellemeyelim. Anarşi ile ben bunları da böyle bağlayacağım. Şöyle buralardan insanlar geçebilsinler. Başta şeyden korkmuştum, böyle kötü bir görüntü olur diye. Gayet iyi de oldu bence, hani buralardan insanlar geçebilsinler. Sonra arkadaşlar buraya başka ne yapacağız? Bir şeyler daha ekledim oyuna. Onlar da nedir? Şurada arkadaşlar şunları ekledim. Biraz daha böyle lüks bir yer yapmak istedim. O yüzden bunları koymaya başlayalım. Şimdi şu hizada işte şöyle yayacağım arkadaşlar bunları. Bunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Bu kısmı tamamen hızlandırılmış bir şekilde başlatalım. Bence burayı böyle yapalım. Thank you.
Arkadaşlar bu bölümlük benden bu kadar. Bence güzel başlangıç yaptık. İşte tren istasyonunu bağladık. Burada biraz merkez noktası yapmaya başladık. Hala bitmedi arkadaşlar. Bazı şeyleri yanlış yaptığımı fark ettim. Yanlış modlar yüklediğimi fark ettim. O yüzden şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde burayı daha detaylı yapacağız. Merak etmeyin yani. Buraya koymak istediğim modlar bende şu anda gözükmüyor arkadaşlar. O yüzden baştan yükleyeceğim. Bir sonraki bölümde daha hazırlıklı geleceğimi söyleyebilirim. Ama bence çok güzel başladık. İşte şurayı böyle yaptık arkadaşlar, şu kısmı. İşte şu elemana da bir yer hazırlayalım bence. Bu bina bence hak ediyor. En azından şu elemanınkini yaptık arkadaşlar. Arkasına iki tane havuz koyduk. İşte yanına alışveriş merkezi koyduk. Buraya şöyle küçük otopark yaptım elimle. Şuraya da yine küçük otopark koyduk. Bence böyle çok daha güzel oldu. Bu bina böyle otel gibi gözüküyor abi. Çok güzel oldu. Önüne de küçük dekorlar koyacaktım aslında. Onu bir sonraki bölüm yaparım diye düşündüm. Bence böyle çok güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu elemanlara da şöyle ikişer tane otopark koydum. Bence çok güzel gözüküyor. Arkalarına da Juniper ekledim. Şuradaki dediğim gibi arkadaşlar modları tekrar etkinleştireyim. Bunlara tekrar döneceğiz. Hepsine böyle güzel güzel alanlar yapacağız diye düşünüyorum. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Eğer buraya kadar izlediyseniz bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.